zaman içerisinde İslam dışılığın dahi İslam içilikmiş gibi, İslamilikmiş gibi meşru düzen, Türkiye'deki düzen için örneğin meşru düzen diyorlar. Yani şer'i düzen. Bunu böyle diyebilmelerinde tamamen haksız da değiller. Neden? Aslında onlar da biz de biliyoruz ki Türkiye'deki düzenin İslam'la alakası yok. Uzaktan yakından. Fakat Müslümanım diyenlerin rızaları üzerine oturduğu için onlar meşru düzen diyor. Ne var? Halk böyle istiyor. Bir kısmınız beni seçiyor böyle uygulayacağım bildiği halde. Bir kısmınız onu araya veriyor. Sonuçta biz de onunla koalisyon kuruyoruz. Örneğin şu anda olduğu gibi. Sizin istediğiniz kişiler olarak size bu düzenle hükmediyoruz. Hala ne diye hırgür ediyorsunuz? Yani? Haksız da değiller bu açıdan. Ahmaklık bizde. Yani Müslümanım diyenler. Değil mi? Elimizle Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyeceğini açık açık bildiğimiz adamlara oy veriyoruz. Ondan sonra da o adamlar yönetiliyor, ne olsun şeriata uymuyorsun. Zaten uymayacağını bile bile adamın başına getiren sen değil misin? Evet. Adamın yapacağı belli. Adam sana ikiyüzlülük bilmem ne üç kağıt açmıyor ki. Değil mi? Laik demokratik düzenle diyor, size bu kanunlarla sizi idare edeceğiz. Evet. Böyle diyen adama sen oyunu veriyorsun. Ben veriyorum, öteki veriyorum. Ben. Milyonlarca insan bunu istiyor. İsteyince de onlar normal olarak geçiyor başımıza ve o hükümlerle de mührü elimizde teslim ediyoruz. Tabii. Yani verilen oyların mahkemece sayılıp efendim alınan ilan sonucu adam gidip milletvekilliği şeyini mahkemeden o oylarla, o oylara bağlı olarak almıyor. Bilmem nerenin millet Yozgat'ın milletvekili Dışişehir'in veya Samsun'un milletvekili diyor. Neye dayanarak? Rüyasında gördüğü için değil. Senin benim verdiğim oylar sayılıyor. He? Filan adama verilmiş. O adam da şunlarla hükmedeceğim diyen işte dey efendim, say efendim yahut bilmem neyin adamı. Haksızlar mı yani o kadar da? Yok. Haksızlığın büyüğü bizde. Verme. Biz, madem başka alternatif yok. Bu kanunlardan başka bir şeyle hükmetmeyeceğiz diyorsun. Evet. Bizim de sizlere oyumuz yok baba. Vermiyoruz. Hiçbirimize vermiyoruz. Vermiyoruz. De bakalım kim geliyor başına. Zorla metazoru ya istemiyoruz oğlum. İstemiyoruz. Zorla mı kalacak başında? 60 milyonun başında 60 bin kişi zorla kalabilir mi, durabilir mi bey? Ama 60 milyonun 59 milyon 940 bini beyinsiz olur da o 60 bin kafasını çalıştırırsa kalır. Ha? O kadarı ne yaptığını bilmez de öbür minicik kısmı ne yaptığını bilirse tabii kalır. Kocaman filde akıl olmaz da şu kadar adamda akıl olursa fil adamın üstüne çıkacak, adam filin üstüne çıkar. O kulaklarını dayar direksiyonu gibi bir tarafa götürür. Götürmez mi? Götürmüyor. Afiyet olsun. Buyur. Kime ne diyeceğim yani? Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp solmuş. Yani öyle sararıp solmamızın sebebi kendimizin edip, kendimizin bulduğundan değil midir? Yok, bize zorlanıyor mu? Hayır efendim. Kendi elimizle istiyoruz. Elimizle derken yani senin benim oy vermiyorum olmam bir şey değişmiyor. Öyle değil mi? Yani Türkiye halkının oyuyla gelmiyor mu Türkiye'de siyasi iktidarlar milletin başına? Yoksa İsrail halkının oyuyla mı geliyor? Rusya halkının mı? Yok, Amerikan halkı mı oy veriyor? Benim. Kim oy veriyor? Bizim davamız. Burada yaşayan. İşte şunun babası, bunun emmesi, bunun dayısı, şunun kendisi, şunun anası, bunun hanımı, bunun bacısı, bunun teyzesi, bunun halası. Öyle, bunlar oy veriyor. Zaten Türk vatandaşı olmayan oy kullanamıyor.